Sezai. Niye geldin? Onun için geldin. Oğlun büyüdü, kocaman adam oldu. Bunca yıl niye arayıp sormadın? Yeni doğmuştu. Niye bırakıp gittin? Bu kadar zamandır nerelerdeydin? Aferin sana. Böyle bir çalım yaptım, bir çalım attım. Ağız doluyken konuşulmaz. Tamam mı oğlum? Ne diyor bu kerata yine? Ne diyecek? Aklı fikri topta işte. Halteri de seviyorum, güreşi de. Boksu da. Karateyi de. Aferin kerata. Vay 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 vay. Çok güçlenmiş bu. Ay vay vay kerataya bak. Ben çok güçlüyüm, çok güçlüyüm. Ah vay, vay kerata vay, ay yeter, ulan Ömer, yapma. Yeter Ömer yeter. Yapma kerata, bırak seni. Bırak dedini. Anladık, sen çok güçlüsün. Tamam. Tamam oğlum, dağıttın ortalığı. Ben babam gibi güçlüyüm. Kerata. O da çok güçlü. Böyle boyu var. Sonra kocaman bazıları. Süpermen benim babam. Vah kerata. Çocuk işte. İşte aynı böyle. Canım babam. Dede, bu sene artık gelir değil mi? Ben artık kocaman oldum. Ben büyünce gelecek demiştin yani. Büyüdüm ben. Hanım evde yok mu kızım? Buyur komşu, hoş geldin. Börek yapmıştım da biraz getirdim. Niye zahmet ettin Munisa Hanım? Gir içeri biraz oturalım. Ay bilmem ki. Gir hadi, laflarız biraz. Ömer de içeride. Ömer bak, bende neler var. Hasan yavaş ol. Buradayım, gel. Geç Munisa Hanım geç, onlar çocuk. Bağıracak elbet. Hmm.
Kerata gibi. Ben her gün hareket yapıyorum. Bak, seni var mı bunlardan? Yok değil mi? Aman ben onları ne yapayım? O kim? Babam. Gülme, niye gülüyorsun? O artist be. Televizyonda seyrediyorum hep. Senin baban değil. Değil ama babam da aynı onun gibi. Nereden biliyorsun? Babanı gördün mü hiç? Görmedim ama rüyalarımda gördüm. Hem ben biliyorum. Babam aynı onun gibi. Bu sene gelecek. Seni aldatıyorlar. Hani geçen sene gelecekti? Gelmiyor işte. Gelecek. Ha, belki de baban yok. Yok değil mi? Yok işte. Var, babam var. O gelecek. Gelecek dedi. Babaanne. Babam gelecek. Dur babaanne. Babam gelecek. Bırak beni. Bırak. Babaanne. Ömer oğlum ne yapıyorsun? Bilirsiniz siz. Gel. Ayıp değil mi oğlum? Babam gelmeyecekmiş öyle diyor. Ben sana ne dedim Hasan? Ay biz artık gidelim Feride Hanım. Olur mu öyle şey? Daha yeni geldiniz. Anneleri babaları başıma bela ettiler bunu. Bir günlüğüne diye İstanbul'a gitti. 3 gün oldu hala gelmediler. Yürü. Kalsaydınız komşu. Ay yok komşu. Olmadı bu Munise Hanım. Öğlen de gene gel tamam mı? Gelirim gelirim. Yabancı mıyız? Yürü. Ben sana ne dedim? Ay. Tüh. Ayıp oldu. Ah Ömer ah. Sen benim babamsın değil mi? İnanmıyorlar ama. Ömer'cim. Ömer. Beni kızdırdı. Biliyorum. Benim babam var. Hı-hı. Gelecek. Gelecek. Hı-hı. Tabii oğlum, tabii. Gel şunu. Canım oğlum benim. Hadi dışarı git de top oyna bakalım. Ne olacak bu çocuğun hali? Artık söyleyelim mi gerçeği? Anlar mı ki? Bilmem. Babasının resmini göstersek bari. O iş olmaz. Ama böyle de olmuyor. Elin artistlerine baba diye sarılıyor yavrum. Bırak. Hayallerindeki gibi bilsin babasını. Nasıl olsa hiç gelmeyecek. Alsana. Ne bakıyorsun öyle? Beğenmedin mi parayı? Alsana. Alsana be. Bir de para beğenmiyor. Alsana şunu. Alsana be. Ne bakıyorsun alık alık? Buraya koyuyorum. Alırsan al, almazsan da alma. Dilenciye bak sen. Para veriyorum almıyor. Aman görsen halini. Saç sakal sarhoşa benziyor. Allah Allah.
hala burada mısın? Parayı da almamışsın. Ne istiyorsun sen daha ha? Ne istiyorsun? Hadi oğlum. Başka kapıyı hadi. Allah Allah. Mustafa. Akıldan noksan galiba. Allah Allah. Evine gidebilirsin. Geç kalma. Peki. İç çayını. İç hadi. Tanınmayacak hale gelmişsin. Gerçi duymuştum ne halde olduğunu. Ama bu kadarını beklemiyordum. Bırakmışsın iyice kendini. Seni hiç gelmez diyorduk. Beni dilenciye benzetti. Haline bak. Dağıtmışsın iyice kendini. Unutamadım. Kendime zor geldim. Aklım başına gelene kadar... Ama onun hiçbir suçu yoktu. Seni öyle çok seviyor ki. Dilinden düşürmüyor yavrum. Mecmualardaki artistler gibi biliyor. Resmini göstermedik. Gösteremezdik. Çünkü hem sen sevmedin onu. Sevmedin ki. Evet. Nefret ettin ondan. Oysa onun suçu yoktu ki. Kadere karşı geldin. Yumruk kadar çocukta buldun suçu. Yanlış yaptın, yanlış! Yıkılmıştım o zaman. Aklım başımdan gitmişti. Karımı çok seviyordum. O ölünce... Doğum sırasında ölünce... Kasabaya dün geldim. Korkumdan mezarlığa uğrayamadım. Kabrine varırsam... Yeniden eski halime dönerim diye korktum. Peki niye geldin? Ben onun babasıyım. Yeni mi aklına geldi? Yaşadıklarımı bilseniz. Biz de üzüldük. Bizim kızımız da o. Ben doğurdum onu. Büyütüp besledim. Gelin ettim, sana teslim ettim. Annesinin ölümünden onu sorumlu tuttun. O da olmasa ölmeyecekti karım. Aklım başımdan gitti o ölünce. Ya bizim? Canım kızım. Masum'un ne suçu var? Kızımın ölümünden o sorumlu değil. O sorumlu değil. Onun ölümünü kabul edememiştim. Ama aklım başıma geldi. Bir gün sokakta yürüyordum. Bir hemşerimle karşılaştım. Beni tanıdı. Duyduk. Bize de söyledi. Bana ağır laflar etti. Hak verdim ona. Doğru söylüyordu. Ben korkan tekiydim. Zavallının biriydim. Oğlumdan bahsetti bana. Beni çok sevdiğinden bahsetti. O günden sonra hep oğlumu düşündüm.
Eşeklik ettiğimi anladım. O masumun günahını aldığımın farkına vardım. Tamam oğlum, tamam. Ben onun babasıyım. Bir baba biricik evladından nasıl nefret eder? Ama ben ettim. Ona kendimi nasıl affettireceğim? Nasıl? Hiçbir şeyden haberi yok. Merak etme. Seni gurbette çalışmaya gitti biliyor. Seni o kadar büyüttü ki kafasında. Ona göre sen çok zengin, çok güçlü bir adamsın. Ona öyle hediyeler getireceksin ki. Ama seni böyle görünce. Yok. Söylemeyin. Benim babası olduğumu söylemeyin. Şimdilik. Ha? Şimdilik bilmesin. Bence de öyle olmalı. Bir süreliğe. Alışana kadar bilmemeli. O zaman niye geldin? Götürecek misin onu? Ben onun babasıyım. Ben de anneannesiyim. O da dedesi. O bizim çocuğumuz. Ben onun babasıyım. O benim oğlum. Oğlum. Hem iyileştim artık. Ona babalık edebilirim. Ben iyileştim. Gerçekten kendime geldim. Ha? Tozluklarım nerede anneanne? Ömer. Bak oğlum kim gelmiş. Babanın arkadaşı. Babanın yanından geliyor. Babanı görmüş. Sahiden gördün mü? Evet. O niye gelmedi? Gelemedi. İşleri çok. Beni özlememiş mi? Hiç özlemez olur mu? Çok özlemiş. Sonra dedi ki, oğlumu görürsen ona benim yerime sarıl. Onu öp dedi. Sarılabilir miyim? Bir kere. Ama ben babama sarılmak isterdim. Biliyorum. Farz et ki ben senin babanım. Sarıl. Sen babam olamazsın. Olamazsın. Ama beni babama götürürsen gelirim. Götürür müsün? Ben zaten onun için geldim. O zaman sorularım işte. Öpebilir miyim? Baban söylediği için. Onun için. O. Onun için. Gel. Gel. Affet beni. Affet beni. Efendim amca? Sen niye ağlıyorsun amca? Baban ağla dedi. Baban ağlamamı da söyledi. Ondan evladım. Ne zaman gidiyoruz?
Senin gibi sokaklarda yaşayamaz ki. Ne olur beni anlayın. Ben onun babasıyım. İyi ama evladım, nereye götüreceksin? Bakın, eğer istemezse geri getiririm. Söz. Söz. Onu bırakıp gitmekle büyük hata ettim. Ona kendimi affettirmeliyim. Babası olduğunu anlayacak. Biliyorum. O zamana kadar bir yolunu bulurum. Ne olur, ne olur götüreyim onu. Biz büyüttük. Çok seviyoruz onu. O kadar alıştık ki. Şimdi o gidince biz ne yapacağız? Ayda bir getiririm. Babası olduğunu söyle istersen. Şimdi olmaz. Ne diyelim evladım? Sen onun babasısın. Seni de çok istiyor. Ama bir sürüline tabii. Çocuk istemezse hemen getireceksin. Torunumun perişan olmasını istemem. Ben ona bakarım. Ne yapar ne eder bakarım ona. Tamam. Tamam. Ağlama hadi ağlama. Yürü hanım gel. Otur. Ağlama ağlama. Sezai haklı. Ne de olsa babası. Peki. Adını sorarsa sana. Babasının isminin Sezai olduğunu biliyor. Ne diyeceksin ona? Uydururum bir isim. Ne zaman götüreceksin? Of. Yarın. Anneanne ağlamasana. Ben yine gelirim. Babamı getireceğim buraya. O gelemiyormuş. İşleri çokmuş. Ben gidip baba gel bize gidelim diyeceğim. Sen git. Ben burada bekleyeyim. Canım anne.
Seni çok özlüyorum. Anneciğim. Karım nerede? Onun durumu nasıl? Bir şey mi oldu hemşire hanım? Karıma bir şey mi oldu? Anneciğim. Anneciğim. Sen, ben, babam hep beraber yaşasaydım. Seni o kadar çok özledim ki. Kan kaybetti doğum sırasında. Doktor bey kurtulması için çok çabaladı. Ama maalesef. Nadir görülen bir vaka bu. Üzgünüm. Babam beni çağırmış anne. Onu göreceğim. Sonra onu buraya geri getireceğim. Bir daha da hiç ayrılmayacağız. Al evladım. Ölenle ölünmez. Alın yazısı böyleymiş. Benim canım ciğerimdi. Bir tanecik kızımdı. Al. Bir kere bak oğluna. O senin oğlun. Onun emaneti. Bak. Ne kadar benziyor ona. Al evladım. Sezai. Sezai. Hayır. O benim karımı öldürdü. Karım onun yüzünden öldü. Onu doğurmasaydı ölmeyecekti. 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 Onu görmek istemiyorum. İstemiyorum. O öldü. Ben de öldüm. Ben de. Ben de. Kimseyi görmek istemiyorum. İstemiyorum. (Gülüyor)
göremedim ama anneciğim, onu göreceğim. Anneciğim, Allah'a ısmarladık. Yine geleceğim. Her gelişimde sana uğrayacağım anne. Sana çiçek getireceğim. Seni hiç unutmayacağım anne. Siz de mi geldiniz? Annemi tanıyor muydunuz amca? Yok. Tanımam. Bilmem. Hadi gidelim artık. Treni kaçırmayalım. Ben doğmasaydım da o yaşasaydı. Halime amca. Halime amca. Baban. Baban derdi ki Ömer. Annesi ölünce oğluma çok kızdım. Ondan bildim. Ama hata etmişim dedi. Onun ne günahı var? Dedi ki baban, oğlumdan özür dile benim için. Çok özür dile. Ben onu çok seviyorum. Beni affetsin dedi. İyi ki var diyor. İyi ki oğlum var. Ben eşeklik ettim diyor. Yalan söylüyorsun bir kere. Benim babam hiç öyle yapmaz. O beni çok seviyor. Benim babam eşeklik etmez. Yalan söylüyorsun sen. Öyle değil mi? Yalan söyledin. Evet. Yalan söyledim. Senin baban böyle şeyler düşünmez. Düşünmemeli. Özür dilerim. Yemeğimizi yiyelim. Sen seversin değil mi bunları? Hı. Nasıl? Beğendin mi?
Senin çocuğun var mı amca? Var. Bir tane. Kaç yaşında? Senin yaşında. Bana benziyor mu? Benziyor. Öldü mü o? Hayır. O zaman niye ağlıyorsun amca? Sen de hep ağlıyorsun. Yoksa sen de benim gibi hiç görmedin mi? Onun için mi ağlıyorsun? Biliyor musun amca? Ben babamı hiç görmedim. Gerçek resmi bile yok. Ama ben onu biliyorum. Görsem hemen tanırım. Rüyamda gördüm çünkü. Böyle kocaman pozları böyle. Sonra boyu buraya kadar değiyor. Çok güçlü benim babam. Sonra çok yakışıklı. Bir kere rüyamda bana kötü adamlar saldırdı. Babam hepsini bir vurdu, bir vurdu. Hepsini dövdü. Beni kurtardı. Öyle değil mi? Efendim? Babam çok güçlü değil mi? Evet. Çok güçlü. Boyu ne kadar? Çok uzun. Pazuları? Pazuları kocaman. Bilekleri? Onlar da kocaman. Babam sana bir dokunsa seni yıkar değil mi amca? Yıkar, yıkar. Akılsız babanı, bu eşek babanı affet. Affet. Şey, üşümeyesin diye üzerini örttüm de. Daha gelmedik mi? Daha çok var. Tren niye hızlı gitmiyor sanki? Babam bizi bekliyor değil mi? Şey, yok. Biz onun yanına gideceğiz. Niye beklemiyor sanki? İşleri çok da ondan değil mi? Yoksa gelir. Ne oldu? Karnım ağrıyor. Miden mi bulandı? Tren tutmuş olmalı. Bulanmıyor değil mi? Bulanmıyor değil mi artık? Ha? Hala bulanıyor. Biraz yüzünü yıkayalım. Al biraz iç. İç. Ha. Çalkala ağzını. Ha. Nasıl oldun şimdi? İyi misin?
götürmeyecek misin artık? Dönemeyecektik bana. Niye? Benim yüzümden treni kaçırdık. Kalıyorduk burada neredeyse. Kim demiş? Birader, hı? Bu senden mi düştü? Yo değil. Kimin acaba? Senin koltuğun oradaydı. Ömer. Kaptan. Yolculardan bir anahtarı. Ömer. Gelir anahtar belki. Al sana. Ömer oğlum. Bakar mısınız? Bir çocuk gördünüz mü? 5-6 yaşlarında. Oğlan çocuğu. Görmediniz mi? Ömer. Ömer. Ömer oğlum neredesin? Ömer. 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 Ömer! Oğlum neredesin? Çok oldum. Nereye gittin? Buradaydım amca. Seni bekliyordum. Çok mu korktun? Hı hı. Beni kaybettin diye çok mu korktun? Evet. Sonra babana ne derdin? Beni seviyor musun amca? Seviyorsun değil mi amca? Ben de seni seviyorum. Ama babam kadar değil. Onu daha çok seviyorum. Tabii. Halim amca, babam da beni sever mi? Sevmez olur mu? Çok sever. Ya sevmezse? Sevseydi beni özlerdi. Bir kere görmeye gelirdi. Niye gelmedi o zaman? Dedim ya sana Ömer. Baban hastaydı. Aklı başında değildi. Ama şimdi çok pişman. Seni de çok seviyor. Çok özlüyor. O zaman niye kendi gelmedi ki? Seni niye gönderdi? Olsun. Ben ona gidiyorum. Beni çağırmış. Öyle değil mi? Sevmese beni çağırır mı yanına? Babacığım. Canım babacığım benim. Yıllar sonra ilk kez kestirdim de sakallarımı. Kendimi tanımakta güçlük çektim. Saatler olsun, saatler olsun. Gidebiliriz artık. Niye öptün? Niye? Senin oğlun tıraş olunca öpmez miydi? Cevap vermedi. Hadi yanına gidelim. Hoş geldin canım. Sen hazır değilsin. Çıkmıyor muyuz? Öğleden sonra bir işim çıktı. Yarın gidelim. Ama bana söz vermiştin.
Bu önemli bir iş. Lütfen beni anlayışla karşıla. Lütfen sevgilim. Hep beni böyle ekiyorsun. Selçuk, beni aldatmıyorsun değil mi? Aşk olsun hayatım. Seni nasıl aldatırım? Sen benim bir tanemsin. Peki. Hı? Selçuk. Söyle hayatım. Seni çok seviyorum. Nikah için ne zaman gün alacağız? Bu aralar çok yoğunum hayatım. Şu işleri bir rahatlatayım en yakın zamanda. Hı? Tamam hayatım. Çalışıyor. Evet. Vay be. Hadi. Nerede babam? Babam nerede amca? Ne oldu amca? Sen burada otur. Beni bekle. Geleyim. Olmaz. Belki babanın işleri yoğundur. Ben ona söylerim. Oğlun geldi derim. Burada bekle, tamam mı? Of, tamam. Buyurun. Selçuk Bey'le görüşecektim. Bana kartını vermişti de... Randevunuz var mı? Hayır. Yanlış anlamayın. Can borcu var bana. Öyle demişti kendisi. Belki halimi yadırgadınız. Görüştüremem. Beni görse tanır. Muhakkak kendisiyle görüşmem lazım. Hangisi onun odası? Hangisi? Görüştüremem. Randevusuz olmaz. Bakın hanımefendi. Benim onunla görüşmem lazım. Görüştüremem. Bakın, diyorum. Bakın çok ya. Önemli. Çok ya. Önemli diyorum hanımefendi. Güvenlik. Kendisi beni tanıyor. Güvenlik. Görüşmem Yetişin. Lazım. Beni görünce tanıyacaktır kendisi. Çok önemli hanımefendi. Güvenlik. Çok önemli hanımefendi. Yetişin. Neredesin be gel kardeşim? Gel kardeşim. Bırakın dışarıda konuşalım. Ya bırakın beni. Gel ya. Kendisi bana söylemişti. Sorun çıkarma ne zaman başın hadi sıkışırsa yani. Gel demişti. Beyefendi, sorun çıkarma. Hülya. Gel. Ya gel dışarı. Nedir bu gürültü? Beyefendi. Sizi görmek istedi ama... Sen? Ulan ben sana o kadından uzak dur demedim mi? Kaç kere söyleyeceğim abi. Kadının evli olduğunu bilmiyordum. Ne olur yapma. Ulan seni telefonda uyarmadılar mı? Kadının peşini bırak demedik mi lan? O aradı abi. Ekmek Musaf çapsın o aradı. Hep o aradı abi. Ne diye gittin yavşak? Bıraksın diye. Yemin ederim. Benim bir günahım yok. Yatağa ne diye girdin lan o zaman ha? Tuzak kurdu. Terk edeceğim diye tuzak kurdu. Vallahi benim bir kusurum yok abi. Hep o kuyruk salladı. Yoksa ben ecelime mi susadım abi? Sahibinin kim olduğunu bilmiyor muyum? Ecelime mi susadım? Susadın lan. Kaç defa uyardık? Abi elini ayağını öpeyim. Ha? Rahmet et. Kaç defa uyardık lan? Hala akıllanmadı mı lan? Akıllanmadı mı lan sen? Ha? Tamam abi. Sen ölümüne susadın aslan. Abi eline her öpeyim. Abi yapma. Merak etme. Senin işini bitirdikten sonra onun da defterini duracak. Abi yapma. Hiç merak. Abi yapma. Kolum kölen olayım. Abi ne olur yapma. Her şeyim sizin olsun. Bir daha tövbe. Başına yalvarma. Gebertecem ulan seni.
Abi ne olur. Yalvarma lan, abi, yalvarma abi. Lan. Geberteceğim ulan. Bir dakika abi, bir dinle abi, bir şey söyleyeceğim. Dağ başı mı lan burası? Defol! Defol! Hadi! Tamam abi, tamam abi, tamam. Teşekkür ederim. Hayatımı kurtardın. Sana can borcum var. Dile benden ne dilersen. Yeter ki iste. Duydun mu? Sana can borçluyum. Ne istersen yapmaya hazırım. Beni ölümden kurtardın. Öldürecekti beni. Teşekkürle kalmamalı bu iş. Bir şeye ihtiyacın yok mu? Evin yoksa ev alayım. Ya da araba. Ha? Tamam, tamam. Şimdi olmayabilir. Belki kafan iyi. Bak, al bu kartı. Al, al. Kart benim. İstediğin zaman gel. Öldürecekti beni. Sen kurtardın. Sana bir can borcum var. Senin için her şeyi yapmaya hazırım. İnsanın başına gelmedik kalmıyor. Bir gün lazım olur. Dünya hali belli mi olur? Ha? İnsanlık hali. Başın sıkışırsa gel, çekinme. Sen olsun. Kusura bakma. Sakalsız tanıyamadım. Hoş geldin. Gel içeri. Buyur, geç. Buyur. Yıllar oldu. Beni ölümden kurtardın. O gece az daha imamın kayığına biniyorduk. İyi gördüm seni. İyisin, değil mi? Paraya mı ihtiyacın var? Hemen. Para falan istemiyorum. Öyle ya. Gözü tok bir adamsın. O gece servetimi istesen vermeye hazırdım. Ama kuruş bile almadın. Niye geldin? Bir derdin mi var? Benden ne istiyorsun? İş istiyorsan kolay. Hemen başla. Ne istersen yaparım. O gecede demiştim. Sana can borcum var. Ne istersen yapmaya hazırım. O zaman... Evet. Geçici bir süre... Hı hı. Hı? Söyle. Oğlumun babası olur musun? Ne? Baba mı? Oğlum... beni senin gibi biri olarak hayal ediyor. Oğluma... babalık yapar mısın? Gel. Baban seni bekliyor. Hoş geldiniz Salim Bey. Sezai Bey içeride bekliyor. Hoş geldin küçük. Sen ne sevmişsin öyle. Ne oldu Ömer? Niye durdun? Gelsene. Hadi. Amca. Hadi gel gel.
Babacığım. Babacığım. Tıpkı rüyamdaki babam gibiymişsin. Tıpkı. Vay, kim gelmiş? Babacığım. Canım babacığım. Hoş geldin oğlum. Seni çok özledim. Ben de yavrum. Ben de. Canım babam benim. Canım babam. Dur dur. Boğacaksın beni, tamam? Babacığım. Niye gelmedin baba? Ben seni hep rüyalarımda gördüm. Ama sen gelmedin. Seni hep bekledim ben. Çok bekledim. İnsan bir kere gelir baba. Biliyor musun? Bana resmini bile göstermediler. Hiç fotoğrafı yok dediler. Niye bir kere fotoğraf çektirmedin? Benim için çektirseydin. Ben senin için çok fotoğraf çektirdim. Babacığım. Çok güçlüsün baba. Biliyordum zaten. Biliyordum. Canım babam. Amca, niye ağlıyorsun? Hep ağlıyorsun. Şimdi niye ağlıyorsun? Oğlumu hatırladım da ondan. Sen sarıl bana amca. Oğlum gibi sarıl bana. Bak ben sana sarılıyorum. Babacığım. Buraya sen mi oturuyorsun? Evet. Ben de oturabilir miyim? Tabii. Ne kadar sürecek bu film? Ne olacak şimdi? Evine götüreceksin. Tamam. Olur mu ya? Onun babası sensin. Ayrıca bugün önemli bir işim de vardı. Tamam tamam, bakacağız. Ne yapalım? Böyle gitmez ama. Gittiği yere kadar. Lütfen. Benim için biraz daha sabret. Ne olur yardım et. Çocuk nasıl olsa anlayacak. Ama yapacağım. Elimden geleni yapacağım. Sen benim hayatımı kurtardın. Ben niye bu kadar basit bir iş yapmayayım ki? Merak etme. Senin gibi babalık yapacağım ona. Ama bu akşam sen de geleceksin bize, tamam mı? Beni yalnız bırakmak yok. Hı? Evet, buyurun. Işığı yakalım. Uf. Burada mı kalıyorsun baba? Hı hı. Süper. Burası bizim evimiz mi? Evet. Bence bu iş giderek daha da sarpa sarıyor. Bundan sonraki hayal kırıklığı daha da çok olabilir. Uf, kocaman.
küçücük. Hiç güçlü değilsin amca. Babam senden çok güçlü. Babam seni tek eliyle yıkar. Öyle değil mi baba? Şöyle dokunsa yıkılırsın sen. Sürpriz. Aa, Filiz? Geçerken uğrayayım demiştim ama misafirlerin mi vardı? Şey... Baba, o kim? Baba mı? Şey... Hoş geldin teyze. Demek çocuğun vardı da benden gizledin, öyle mi? Sandığın gibi değil Filiz. Nasıl sandığım gibi değil? Çocuk sana baba dedi. Babası değil misin onun? Babam benim, o babam. Sana sonra anlatırım. Hiçbir şey anlatmana gerek kalmadı. Her şey anlaşıldı. Bunu bana nasıl yaparsın ya? Bana nasıl söylemezsin? Artık bitti Selçuk. Her şey bitti. Filiz, hayatım. Filiz. Filiz. Filiz, hayatım, Filiz. Filiz. Babacığım. Gördün mü yaptı? Ediyorum, açmıyor. Bana çok kızgın. Ne yapacağım şimdi? Bir şekilde bu meseleyi halletmeliyiz. Ben gider anlatırım. O kadar bahsettin. Niye evlenmiyorsun onunla? Aslında o da istiyor. Ama ben korkuyorum. Evlenmek, çoluk çocuğa karışmak bana göre değil. Yanılıyorsun. Peki sen ne zaman anlatacaksın çocuğa? Ben söyleyeyim mi? Yok. Ama böyle sürmez. Zamanı gelince. O zaman ne zaman gelecek? Biraz sabret, ne olur. Ya çocuğa yalan söylemekten utanıyorum be. Çocuk babasını çok seviyor. Ben ona karşılık veremiyorum. Seninki sadece takıntı vallahi. Çocuk seni de sever. Her çocuk ne olursa olsun babasını Süperman gibi hayal eder. Ama gerçeği de kabullenir. Bence bu iş uzamadan söyleyelim. Göreceksin bak. Hayır. Ne yapacağım bundan sonra? İstanbul'u gezmek istiyordu. Onu yarın gezdirirsin değil mi? Sen de gelirsen olur. Bir de Filiz'e anlatırsan meseleyi.
Teşekkür ederim babacığım. İstanbul çok güzel, çok. Sezai, Halim amcana teşekkür et. O olmasa buraları gezdiremezdim. Teşekkür ederim amca. Biliyor musun baba? Halim amcanın da benim gibi oğlu varmış. Onu hiç görmemiş. O kadar çok seviyor ki oğlunu. İnşallah bir gün onu bulur. İnşallah. Bulaması da ben varım. Bana oğlum desin. Of! Buyur buradan yak. Ulan yeni araba. Ne yaptın lan sen hayvan? Ne yaptın? Abi bir dalgınlık oldu. Hem fazla vurmadı. Yok ya, dalgınlık olmuş. Kör müsün lan sen? Arabama nasıl vursun lan sen? Ehliyeti kim verdi lan sana? Çıkmayın bak, trafiğe kardeşim. Tamam, önemli değil. Sağla sollama. Sigorta halleder abi. Tamam. Kim öyle çık lan? Baba çık, çık dışarı. Hadi. Çık. İn aşağı. Çık. Çık. Hadi. Baba, derslerini ver şunlara. Hadi baba. Gel lan buraya. Gel. Gel. Babam sizi de ver. Ne yapıyorsun ya? Hadi baba. Ne biçim şoförsün lan sen? Hadi baba. Kim verdi lan ehliyeti sana? Vurma abi, ne olur. Abi tamam, yanlışlıkla oldu. Yanlış. Dur lan. Vurma ya. Bakmıyor musun sen? Yapıştım. Kim verdi lan abi? Dur. Ben ne cevap alacağım patronuna lan? Bir daha yapma abi, dur. Sana şoförlük öğretmeni lan. Al. Abi al. Aklın başına gelsin. Bir daha böyle mi çıkılır yola lan? Yol hakkı benim de. Alsın. Tamam yapma. Aklın başına gelsin. Al. Haklısın. Yapma abi. Abi vurma. Al. Tamam abi. Rezil ederim. Vurma. Seni bir daha trafiğe çıkmaz. Tamam ben bir daha yapacağım. Dur. Tamam. Ulan şimdi işim var. Abi dur. Eğer işim olmasa tamam, var ya ağzını tamam, burnunu kırardım seni. Dur lan. Dur. Dağılın lan. Dağılın lan. Dağılın. Ne bir işimiz yok abi. Başımı belaya sokmayın. Gebertirim tamam, sizi. Tamam abi. Basın tamam, gidin. Özür dileriz. Hadi. Bin arabaya. Çekit. Hadi. Tamam abi. Tamam. Bin arabaya lan. Gidiyoruz abi. Bin dedim. Hadi. Hadi gazla. Gidelim buradan ya. Nereden çıktın abi? Sağ ol Sezai. Çok sağ ol. Beni ikinci defadır serserilerin elinden kurtarıyorsun. Sağ ol. Önemli. Yine kurtardın beni. Sağ ol. Luna Park'a gidelim mi Ömer? Ömer? Hayır, gitmek istemiyorum. Hayır. Ben anneanneme gideceğim. Büyük kolaylık. Telefon ediyorsun, yemekleri getiriyorlar. Hem de istediğin çeşit. Hı hı. Evlenmeye hiç gerek yok. Yesene. Gel Ömer, yemek yiyelim. Hayır. Ama... Hayır dedim sana. Ben anneanneme gideceğim. Bir şey söylesene çocuğa. Ne söyleyeyim? Ben ne yaptım ona şimdi? Adamları nasıl döverim? Hayatımda hiç dövüşmemişim. Hala yüzüm acıyor. Ah. Ben anneanneme gideceğim. Ömer. Ömer, babana ayıp ediyorsun ama. Her baba güçlü olmaz ki. Ben sadece onun için küsmüyorum ki. Ya neden? Babam beni sevmiyor.
Babalar sevmez mi hiç? Seviyor tabii. Sevmiyor işte. Sevmiyor. Sen babam değilsin ama ondan çok seviyorsun beni. O beni sevmiyor. Hiç sevmiyor. Anneanneme götür beni, ne olur. Ne olur. Hava soğuk. İçeri gir. Ne düşünüyorsun? Böyle olmayacak. Ona her şeyi anlatmalıyım. Bence de. Doğru olan bu. Gerçekle yüzleşsin. Hem senin neyin eksik? Niye bu kadar kendini hakir görüyorsun? Sen dünyanın en iyi insanısın. En iyi babasısın. Keşke benim de senin gibi babam olsaydı. Hadi git. Hadi git odasına. Her şeyi açıkça söyle. Sonra al evine götür. İnan çok sevinecek. Ya daha da kötü olursa? Anneanneme gideceğim diyor. Onu benim için söylüyor. İnan senin için bu rolü yapmaya, daha günlerce yapmaya razıyım. Ama böyle gitmez. Bu yalan bir gün ortaya çıkar. Hem çocuk da kuşkulanıyor. Hadi be Sezai, yap dediğimi. Hı? Hadi. Hayalinde kurduğun babanı karşında göremeyeceksin. Ömer'im, keşke sana söyleyebilsem. Ben babanım. Belki zayıfım. Belki çelimsizim. Belki güçsüzüm. Tipsizim ama babanım desem, sen de beni sever misin oğlum? Söyleyemedim. Düşündüm de ben ona layık bir baba değilim. Çocuk ne olacak? Akşama geleceğim. Sonra anneannesine götürürüm. Halim amca, nereye gidiyorsun? Ben de gelmek istiyorum. Biraz işim var. Geleceğim yine. Beni de götür. Tabii Halim. Götür onu da. Hadi gidelim. Özür dilemeye geldim. Sezai Bey her şeyi anlattı bana. Seninle gururlandım aşkım. Özür dilerim yaptığım çocukluk için. Gelsene içeri.
Al aşkım. Filiz. Bu evde bir şey eksikmiş. Sen. Benimle evlenir misin sevgilim? Bir çocuğumun olmasını istiyorum. Ömer gibi sevimli bir çocuğum. Evet. Evet. Şuraya oturalım mı? Olur. Amca. Hı. Ben rüyamda ne gördüm biliyor musun? Hayır olsun, ne gördün? Ben yatakta uyuyordum böyle. Sonra kapı açıldı. İçeri biri girdi. Yanıma oturdu. Başımı okşadı, sevdi beni. Sonra ne dedi biliyor musun? Oğlum dedi. Oğlum. Ömer'im dedi bana. Ben de gözlerimi açtım. Baktım. Bu benim babam. Gerçek babam. Boyu kocaman. Yüzü çok güzel. Sonra o kadar güçlü ki. Ben o babamı çok seviyorum. Babacığım. Oğlum. Başından beri biliyordum. Öğrendin demek ha. Oğlum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.